Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ben ayrılıyorum demiş. E zaten bugün ikinci başkan geliyor ya gelecek dedi. Biz anlaştık dedi Adnan Dalga Kıran. Orada bir Beşiktaş anlaşmaya vardı ve hoca da ısrar ediyor. Tek sorun şu anda sorun derken daha önce Estoril'de bu hocayla sözleşme uzatma konusunda anlaşmış. Tamam. Tamam. Prensipte anlaşma. Sözde Prensip anlaşma. anlaşma. Tamam. O yüzden de o işi çözmeye çalışıyorlar. Yani e, ki o işin de çözülme kısmını cumartesi yani yarın bu işin tamamıyla resmi olarak çözülüp pazar günü maça getirme niyeti var. Ya da pazartesi maçı. Ya da ma maça yetişmezse pazartesi Türkiye ye gelme ihtimali var. Şenol Güneş olur mu bunca şeye rağmen? E, olabilir. Adam oradan çıkışını alamaz. Orada tazminat maddesi başka bir noktaya gider. Bir türlü bulunamaz. Bu biraz maçın skoru da bu işe etki edebilir. Onu da söyleyelim. Yani ne gibi? Benim düşüncem Fenerbahçe'yi mağlup ederse Önder Hoca devam eder. Bruno gelmez. Gider mi? Ama peki Hayır, Bruno gelmese ha, bile. gelmese bile. Bruno gelmese bile. Ha gelmese bile diyor. Mesela Bruno da Bruno Pinerio'da sıkıntı oldu. Tamam. Kulübüyle anlaşamadı. Ha anladım. Estoril bırakmadı. Tamam. Beşiktaş'a gitti Kadıköy'de yendi Fenerbahçe'yi. Kayseri galibiyet. Fenerbahçe galibiyet. Bence Önder Hoca devre sonuna kadar en az kesin devam eder. Hmm. Çünkü camianın da ona karşı bir çok ciddi bir sempatisi var. Beşiktaş'a Bruno Pineiro'dan kötü haber. Gece yarısı bizzat açıkladı. Beşiktaş'ta teknik direktör konusu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. İkinci başkan Adnan Dalga Kıran dün akşam yaptığı açıklamada Bruno Pineiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söylemişti. Pineiro'dan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bruno Pineiro'nun takımı Estoril Dün gece Portekiz Ligi'nde Famalicao'yu konuk etti. Portekiz basınının Pineiro'nun Estoril'deki son maçı olarak gördüğü Estoril Famalicao mücadelesi 2-2 son erdi. 1-0 geri düşen Estoril ilk yarının uzatma dakikalarında 2 gol bulup devreye 2-1 önde kapattı. Famelika 53. dakikada skora denge getirdi ve mücadele 2-2 son erdi. Pineiro'nun takımı Estoril 15. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Pinedo'nun maç sonrası taraftara veda etmesi beklenirken 45 yaşındaki teknik adam sürpriz bir açıklama yaparak takımda kalacağını söyledi. Bruno Pinheiro maç sonrası kendisine Adnan Dalga Kıran'ın açıklamalarını onaylayıp onaylamadığı şeklindeki soruya ''Hayır onaylamıyorum. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Estoril gereken açıklamayı gün içerisinde yapacaktır. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Konu benim için kapandı. Veda mesajı falan yok.'' ifadelerini kullandı. Portekiz basınından Oyogo, Beşiktaş'ın Pineiro ile bir buçuk yıllık anlaşma sağladığını ve Portekizli e çalıştırıcının sözleşme kapsamında yıllık 900 bin euro kazanacağını öne sürmüştü. Oyogo'nun haberine göre Bruno Pineiro'nun sözleşmesinde yer alan 350 bin euroluk fesih maddesinin taraflar arasında sorunu yalaştığı belirtildi. Habere göre Beşiktaş bu fesih maddesini ödemek istemiyor. Estoril ise fesih maddesi karşılanmadığı sürece Pineiro'nun ayrılmasına izin vermiyor. Bununla Pinheiro'yu bitiremeyen Beşiktaş yönetiminin diğer seçeneklere yönelmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Durçebi'nin ise yakın ilişki içerisinde olduğu Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istediği biliniyor. Bilindiği üzere Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin taktiği belirlendi. Beşiktaş'ta yeni hoca beklenirken kulübün en önemli önceliği yarınki Fenerbahçe karşılaşması Yılın son derbisinde Sarı Lacivert takımı konu olacak Kartallar'da geçen hafta geriden gelip 4-2 kazanılan Kayseri Spor Zaferi'nin özgüveni de var. Bu motivasyonla derbiye hazırlanıp yine galip gelerek seri başlatmak isteyen Siyah beyazlarda taktik provalar tüm hızıyla sürerken oynanacak sistem üzerinde duruluyor. Foto maçın haberine göre teknik sorumlu Önder Karabeli hücum düşünüyor. Deplasmanda olmasına rağmen takımı atak sistemi üzerine oynatmanın planlarını yapan takımdan oyunu rakip yer alana yakıp topu mutlak hakip olmalarını istediği kaydedildi. Bol pas yaparak Fenerbahçe'yi yormayı planlayan Siyah Beyaz hocanın futbolculara mümkün olan her fırsatta şut çekmeleri talimatı verdiği de bildirildi. Derbiye çıkaracağı ilk 11'i henüz netleştirmeyen Karaveli'nin Atiba, Oğuzhan Vida gibi isimlerden de arkadaşlarına konuşmalar yapmalarını istediği ifade edildi. Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Deplasman'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Umut Meraş çok iyi yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun idmanında yaşadığı çarpışma sonucu burun kemiğinde kırık oluştu. Siyah Beyazlar resmi istesinden oyuncunun tedavisine başlandığını resmen açıkladı. Bu sezon Beşiktaş'ta 7 Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde 10 resmi maça çıkan Umut Meraş bir asist kaydetti. Beşiktaş'ta Yıldızlar dümene geçti yarın oynanacak derbi öncesinde Topbek'in seferberlik ilan edildi. Siyah beyazlarda Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi. Takvimin haberine göre Başkan Çebi'nin oyunculara Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz kazanacağınızdan şüphem yok dediği öğrenildi. Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor. Siyah beyazların Hırvat Superi Domagoj da Mirren Pjanic, Josef de Souza ve Raşit Gezal yaptıkları toplantılarla birlikte teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yardımcı oluyor. Takımdaki öncüler özelliklerini Karaveli'ye aktarıyor. Ayrıca taktik toplantılarda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Siyah beyazlar zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesinde tek yürek olmuş durumda. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin kader anı. O istatistik dikkat çekti. Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Ülker Stadyumunda kozlarını paylaşmak için geri sayıma geçerken iki takımın istatistikleri karşılaştırıldığında son derece ilginç bir nokta ortaya çıktı. Takvimin haberine göre Fenerbahçe şimdiye kadar Süper Lig'de oynadığı maçlarda en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı. Bu dakikalar arasında Sarı Lacivertler 6 kez rakip filileri olandırdı. Aynı durum Beşiktaş için ise tersten geçerli. Siyah beyazlar kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Beşiktaş Süper Lig'de bu dakikalar arasında 6 gol engel olamadı. Bu ilginç istatistiğin yarınki derbiye nasıl bir yansıması olacağı ise merak konusu. Kesin olan şey her iki takımın da galibiyetten başka bir seçeneğinin olmadığı. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. Önder Karaveli'nin Kayseri Spor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece bir değişiklik yaparak Fenerbahçe maçının ilk 11'ini oluşturması bekleniyor. Geçen hafta Serdar Saatçı'yı 11'e koyarak takdir toplayan Karaveli, Fenerbahçe maçında da yine genç stopere göre verecek. Siyah beyazların Kadıköy deplasmanındaki defans dörtlüsü Valentin Rozier, Serdar, Vida, Rıdvan'dan oluşacak. Böylece kaleci Ersin'le beraber belki de uzun yıllar sonra bir derbi maçına defans altında altyapıdan 3 oyuncu birden aynı anda görev almış olacak. Orta sahada defansif görevde Josef'e şans vermeyi düşünen Karavillin, hücum hattındaki dörtlüde Gezzal, Piyaniç, Oğuzhan Veliler'in görevlendirmesi, Santrafor'da da Miki Batçuay'a forma vermesi bekleniyor. Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip, Josef ve Wellington'ın Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Bununla birlikte siyah beyazlarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Kinok ve Enkodu maç kadrosunda yer alamayacak. Dünkü antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meriç için özel maske hazırlanması ve bu şekilde maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira'nın da henüz hazır olmadığı için kadroya alınması beklenmiyor. Bu arada üç sarı kartı bulunan Kayler'in Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi durumunda 18. haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek